Herkese günaydın. Dün Amerikan endeksleri kuvvetli diyebileceğimiz bir satış yedi. Görüyorsunuz hacimde ortalamaya göre bir yükseliş var. Endeks Nasdaq tarafı da 2.30'luk bir eksi gördü. S&P tarafına baktığımızda 3250'nin altına kaymış durumdayız. Hala bu tarafta bilançolarında önemli olduğunu görüyoruz ama dünkü notumda da paylaştığım gibi bana sorarsanız Amerikan seçimleri gündeme geldiğinde asıl buradan satış başlayacak gibi geliyor. Şu anda iyi bir bilançoyla yön değişebilir ama seçim konusu biraz daha gündeme geldiğinde, yani bir hafta sonra diyelim Ağustos'un ilk yarısında olacaktır bu, muhtemelen biraz daha baskı altında kalacak diye düşünüyorum. Tabii Asya seansında Çin tarafı biraz daha satıcılı, malum Amerika ile çekişme yine başladı. Dolayısıyla %2'ler civarında bir satış olduğunu görüyoruz. Zaten Japonya kapalı olduğu için benchmark özelliği yok. Ama Hang Seng'den başlayarak baktığımızda büyük endekslerin belli ölçüde satıcılı olduğunu görebiliyoruz. Bugün açıklanacak olan veriler, market PMI var. Elbette ki piyasa takip edecektir. Konut satışlarının ufak bir kısmı olsa da büyüme açısından ikinci el konutlardan daha önemli olan yeni konut satışları da yine takip edeceğimiz verilerden bir tanesi olacak. Şimdi Euro yukarı hareketini sürdürüyor. Çok da sürpriz değil. Zaten gelen önce anlaşmanın gerçekleşmesiyle ardından da birkaç gündür bahsettiğim reel faiz ortamında bu hareketi sürdürüyor. 19'lara kadar da bu hareketin gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Aradaki seçim gerginliğinin de getireceği dolar problemleriyle. Tabii bir ikinci kriz yaşasak durum hemen değişir. Dolar fonlama para birimi olmayı devam ettiriyor. Ama şu an için dolardaki potansiyeli biraz seçim sonrasını ertelememiz gerekecek gibi gözüküyor. Euro'daki bu yükselişe rağmen Yuan tarafında bir değer kaybı görüyoruz. Bunun da nedeni ağırlıklı olarak Çin-Amerika arasındaki gerginlik. Yoksa normalde Yuan örtük bir şekilde dolara peg olduğu için doların değer kaybettiği dönemlerde yukarı hareketini, yani yukarıdan kastım değerlenme hareketini sürdürüyor ama şu anda tam aksini görüyorsunuz. Bu ne kadar sürecek? Tabii bir şey söylemek mümkün değil. Ağırlıklı olarak Çin-Amerika arasındaki ilişkinin nereye doğru evrileceğine bağlı bir gelişme. Ama Yuan'ın çok fazla değer kaybedeceğini de düşünmüyorum. Asıl önemli olan önümüzdeki günlerde, yani muhtemelen Ağustos ayı içinde Çin'in İsviçre frangı nedeniyle İsviçre'yi manipülatör ülke ilan etme ihtimali çok çok yüksek. Aslında isterseniz sadece ve sadece koyduğu kurallar üzerinden giderseniz Amerikan hazinesinin İsviçre manipülatör ülke olarak ilan edilmek zorunda durumunda, bütün şartları yerine getiriyor çünkü. Bu Amerika'nın İsviçre'yi cezalandırmasıyla mı sona erer? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Zaten önce karşılıklı görüşmeler başlatılıyor vesaire ama her durumda Amerika İsviçre'yi bir kur manipülatörü olarak cezalandırmaz ama ilan etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bunun etkisini göreceğiz. Altın tarafı yükselişini sürdürüyor. Altında iki tane detay paylaşmak istiyorum. Zaten ara ara sözlü olarak da söylüyorum ama görsel olarak da paylaşmakta fayda var. Altının üzerine, çünkü dün ihale vardı ve dünkü ihalede de şunu hemen, bu gördüğünüz enflasyona endeksli tahviller. Dünkü ihalede tarihin en düşük seviyesinde çıktı. Görüyorsunuz çok net bir şekilde burada da beraber hareket etme durumu var. Yani benim gözümde şu andaki gelişme, işte FED para basıyor vesairenin dışında, ötesinde tamamen reel faizlerin seyriyle ilgili bir durum ki doların üzerinde baskı kuran da aslında bu. Önceki videoda göstermiştim, birazdan tekrar bakacağız. Getirilerin hareketi çok önemli ama burada da görüyorsunuz getiriler çok net bir şekilde yukarıya doğru, yani terse çevirdiğim için yukarıya doğru hareket ediyor. Altını da peşinden götürüyor. Bu arada altında diğer İkinci ilginç nokta, hemen şurada bir saniyenizi rica edeyim. Biliyorsunuz şu anda zirveye çok yaklaşmış durumdayız. Şunu hemen bir 2000'ler yapalım. Şu kapanış bazında 1900 en yüksek seviye, gün içi bazında da bakarsak 1921 yani Eylül 2011'deki seviyeler bu. Şimdi bu Eylül 2011'deki seviyeyi önümüzdeki günlerde görüyorsunuz, açık kontrat sayısı, büyük kontratlar ağırlıklı olarak biraz daha ileri vadeler. Yani şurada aktif kontrata bakıyoruz zaten. Daha sonra Aralık kontrat geliyor. Arada Ekim var. Bu döngü nereden takip edilebilir? İşte buradan bakabilirsiniz. Daha aktif olması beklenen kontratlardır bunlar. Yani Aralık kontratında zaten yüksek bir hacim görüyoruz. Dolayısıyla Aralık kontratının grafiğine baktığımızda aslında spot'tan farklı olarak yeni zirvenin çoktan kaydedilmiş olduğunu göreceksiniz. Bakın kapanış bazında dün itibariyle yeni bir zirve oldu. 1900'de az önce gösterdiğimde hatırlarsanız geri gidip bakabilirsiniz. Intraday bazda da baktığınızda 1921'di. Burada da 1945 seviyesi ile yeni zirve kaydedilmiş durumda. Yani spotta olmasa da henüz bir aşağı yukarı kapanış bazında 15 dolar, intraday bazda 40 dolar gerideyiz ama vadeli piyasa itibariyle altında yeni rekor kaydedilmiş durumda. Gümüş tarafında durum nasıl? Gümüşte dün hafif bir realizasyon gördük. Bu arada aşağıda görüyorsunuz Çin'de misillemesini yapıyor ve konsolosluğun kapatılmasını istiyor. Chengdu, bilmiyorum şu bölgedeki. Gümüş tarafındaki harekete de baktığımızda dünkü düzeltme yeterli miydi bilmiyorum. Kuvvetli bir trend içinde olduğu için bu tip düzeltmelerden çok fazla, neyse yanlış yere bastık, çok fazla etkilenmeyebilir, hızlı bir şekilde yukarı devam edebilir ama ufak bir satış daha, biraz daha gelirse bence çok da sağlıksız olmaz ama gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama ana yönün hala yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Burada herhangi bir durum değişmiş değil. Tabii dünkü satışla beraber oranda hafif bir altın lehine hareket gördük ama burada da hareketin aşağıya doğru devam edeceğini söylemek doğru olur diye düşünüyorum. WTI tarafında çok fazla ekleyecek bir şeyim olmadığı için çok yeni bir şey gerçekleşmiş değil. Standart hareketini yapıyor ve büyük ölçüde yataya dönmüş durumda ama şuradaki boşluğu doldurmuş olması önemli. Aşağı doğru bir hareket olursa 50 günlük ortalamanın destek olacağını söyleyebiliriz. Peki 10 yıllıklarda durum nasıl? 10 yıllıklar giderek daha kritik bir seviyeye doğru geri çekiliyor. Geçtiğimiz videoda paylaşmıştım. Burada tekrar paylaşıyorum. İkisi arasındaki makas giderek kapanıyor. Kapanmasından tabii Euro'yu destekleyen bir gelişme. Hemen şuradaki hareketi yapalım. Burası biraz daha alevlenecek şimdi birazdan. Kırmızı renkle geçirdikleri için. Hemen şuradaki hareketi de göstereyim. Bir bant sıkışmaya devam ediyor. 0.55'lerin kırılması durumunda da sert bir aşağı yönlü hareket olacaktır. Dolayısıyla 0.55'i yakından takip etmemiz gerek. Bitcoin tarafına gelelim. Bitcoin tarafında şu başladığı noktaya gelirsek, zirvenin olduğu noktaya gelirsek aslında oldukça kritik seviyelere doğru bir hareketin başladığını söyleyebiliriz. Burada benim daha güvenli alış noktası olarak gördüğüm yer 10.400'lerin aşılması ama trend çizgisi itibariyle bakarsak da trendin, düşüş trendinin zorlanmaya başladığı seviyelere geldiğimizi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda çok hassas çizemiyorum ama içinde bulunduğumuz seviyenin net bir şekilde kırılması, yani 9.800'ler diyelim, ardından da 10.400'lerin aşılması, şu bölgenin aşılması çok kuvvetli bir hareket başlatacaktır. OCC'nin kararını ben şu açıdan önemli görüyorum. Tabii ki bireysel yatırımcıların pozisyon alması açısından bankalarda saklanması önemli bir durum ama baktığınızda pek çok fon aslında ulusal bir bankada saklama yapmak zorunda olduğu için sadece bu nedenle bile Bitcoin tarafına giremiyordu. Dolayısıyla bunun önü açıldı diyebiliriz. Bu önemli bir gelişme olacaktır fonların hareketi açısından da. Ama buradaki asıl hareketi dün tabii Ethereum tarafında gördük. Yalnız Ethereum, şimdi Ethereum'u hani gümüşe benzetiyorum. Çünkü sadece ucuz olması anlamında benzetmiyorum. Ethereum'un kullanım alanı DeFi aslında gümüşün de endüstriyel kullanımına, yeşil ekonomiye geçişte önemli bir nokta. Dolayısıyla oradan da benzetiyorum ve Ethereum'un gümüş hareketine başlaması aslında 300'lü seviyelerin, şu seviyelerin kırılmasıyla yaşanacak. Dolayısıyla dünkü hareketi önemsiyorum. Tabii ki 250'leri aşması önemli ama asıl hareket Ethereum tarafında henüz başlamış değil. Bunu not etmek lazım. Yani geri gelirse buradan çok şaşırtıcı olmaz ama 300'ü aştığında çok net bir şekilde daha yukarı hareket etmesini beklerim. Bu arada bitirmeden önce bir nokta daha göstereyim. Eğer açtımsa zannediyorum burada gözükmüyor ama eğer DeFi uygulamalarına bakarsanız, DeFi uygulamalarında Aven'in ki geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştım, biraz daha ileri bazı özellikleri vardı. 2 numaralı DeFi olduğunu görürsünüz. Yani Compound'u geçmiş durumda. Maker şu anda 1 numara, Compound'u geçerek 2 numara oldu. Dolayısıyla tırnak içinde bu alemde yeniliklerle geldiğinizde öne geçiyorsunuz. Ciddi bir yarış var burada. Bunu da yakından takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum.